Arkadaşlar merhabalar. Ercan Hoca'yı bekliyoruz. Birazdan kendisi bizimle birlikte olur. Biz de yavaş yavaş zaten kalabalıklaşmaya başladık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hem beni yalnız bırakmadığınız için hem de eminim ki çok keyifli bir söyleşi olacak. Çok güzel, hoş geldiniz. Kendisi birazdan bizimle birlikte olacak. Bir saat olarak planlandı arkadaşlar. Ama eğer uzarsa sohbetimizin gidişatına göre biraz daha uzayabilir. Sizin sorularınıza da yer vermeye çalışacağız olabildiğince. Merhaba hocam, Deniz hocam, hoş geldiniz. Ben de oldukça heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun hocam. Ercan hocamızı bekliyoruz. Merhabalar. Öyle mi Cansu? Çok sevindim. O zaman bütün bölüm öğrencilerimizden arkadaşlarımız var, ne mutlu bize. Yani zaten Ercan Hoca yalnızca radyo, televizyon, sinema alanında değil, her bölümden, her kesimden insana hitap edebilen biri. Kendisi de şu anda katıldı. Burhan hemen, merhabalar hocam. Hocam merhabalar. Çok özür start. Şu an nasıl? Merhaba. Merhaba. Evet, süper. Çok güzel hocam. Hoş Kolay gelsin. geldiniz. Hoş bulduk, sağ Hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Tabii. Biliyorum çok yoğunluğunuz var. Hem yeni bir filminiz vizyona girdi. Eminim onun bir koşuşturmacası ve heyecanı var. Hem de şu anda settesiniz, çalışmalarınız devam ediyor biliyorum. Çok O teşekkürler, yüzden sağ olun. yani bu yoğun koşuşturmaca içerisinde bizlere vakit ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım şu anda. Estağfurullah. Yıllar önce sizinle tanışmıştık. Hatta bana bir kitabınızı hediye etmiştiniz. Şu anda da yanımda çok kıymet verdiğim Evvel Zaman kitabı. Küçük de bir Evet. not yazmıştınız üzerine. O yüzden bende yeriniz çok ayrı. Eminim ki bugünkü söyleşimiz birçok öğrenci arkadaşımıza da ilham olacak, onlara yol gösterecek. Çünkü sizin çok yönlü bir insan olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu akşam hepimiz için çok kıymetli, çok değerli. Öncelikle umarım iyisinizdir, her Evet. şey yolundadır. Her şey yolunda Selin. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Umarım iyi duygularla ve değişik açılımlarla buradan söyleşiden ayrılırız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şimdi birazdan bölüm başkanımız Okan hocam da katılacak. Aynı zamanda dekanımız Deniz hocamız da şu anda bizleri dinliyor. Teşekkür ederim onlara da katıldıkları için. Öncelikle şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Siz Avanoslusunuz bildiğim kadarıyla. Nevşehir Avanoslusunuz. Yaklaşık bir 10 gün önce ilk defa ziyaret etme fırsatı buldum Avanos'u. Ve gerçekten büyüledi. Ve yani çok farklı bir havası, çok farklı bir atmosferi var. Oralarda böyle sizin adımlarınızın geçtiğini bilmek bile böyle çok heyecan verici şu anda, çünkü
O evlerin büyüsü, işte Kapadokya'nın zaten kendine has yapısı gerçekten çok etkiledi beni. Dolayısıyla oralardan da size selam olsun. Ne zaman ziyaret edebildiniz, en son ne zaman gidebildiniz bu yoğunluğunuz içerisinde bilemiyorum ama. Vallahi bir iki yıla yakındır gidemedim. Birincisi herhalde pandemiyle ilgili bir süreç yüzünden. İkincisi de her ne kadar orada iki abim ve akrabalarım çoğu orada yaşıyor olsa da anne ve babamı kaybettikten sonra çok nedense oraya pek yolumu düşürmedim. Biraz belki de bizi bağlayan şeyler annemizle ve babamızla herhalde birlikte elimizden gitmiş oluyor. 30 yıldır İstanbul'daydım. Ailecek de İstanbul'daydık. Şimdi son 1-1,5 yıla yakındır da İzmir Urla'da yaşıyoruz. Yani biraz şöyle bir şey, çocukluğumuzun bütün iyi duyguları, çocuklukla ilgili hatırlayabildiğimiz her şey tabii ki Avanos'la ilgili, Kapadokya'yla ilgili ama ilk gençlik yıllarımı yaşadığım, 19 yaşında filandım galiba, 18-19 yaşındaydım. Ege diş hekimliğinde başlayan, sonra Ege Tıp'ta devam eden öğrenim hayatım. Uzun yıllar burada İzmir'de, Bornova'da, Karşıyaka'da geçti. Ve bendeki duyguları, tutkusu çok daha farklıdır İzmir'in. Belki dönüp dolaşıp İzmir'i seçme sebebim o gençlik yıllarının bende kalan duyguları oldu. Avanos'un çok ayrı bir yeri var tabii. Avanos baba ocağımız, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar çok büyüleyici. Sinema adına da çok özel bir coğrafyadır biliyorsunuz. Orada doğal bir platodur aslında. Belki de beni sinemayla ilk kez karşılaştığım, ilk kez etkilendiğim, seti gördüğüm yer kendi topraklarım oldu. Yani ben çocukken, 9-10 yaşlarındayken orada filmler çekiliyordu. Üstelik büyük prodüksiyonlardı bunlar. Öyle sıradan işler değildi. Bu sırası işlerdi. Yani şöyle bir kasaba düşünebiliyor musunuz? 1970 yılında kasabanın çarşısında Tony Curtis geziyor. Arkasından Charles Bronson geliyor. O bir bakkala uğruyor falan. Böyle bir kasabaydı. O yüzden Avanos, Kapadokya daha doğrusu çok özel ve çok farklı bir yerdir. Büyüleyici bir yerdir. Böyle şimdilik bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi sizi aslında bugün burada birçok yerden öğrencilerimiz ve katılımcılarımız var. Ben şu anda panelde de görüyorum. Gitgide de kalabalıklaşmaya başlıyoruz. Birçok bölümden herkes heyecanlandı aslında sizin geleceğinizi duydukları zaman. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak yalnızca radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencileriyle buluşturmak değildi sizi amacımız aslında. Yani gazetecilik bölümü öğrencilerimiz, yeni medya ve iletişim bölümü öğrencilerimiz, halkla ilişkiler, reklamcılık ya da diğer fakültelerden diğer katılımcıların da aslında sizinle buluşmasını çok arzu etmiştik. O anlamda çok mutluyum şu anda farklı bölümlerden ya da farklı yerlerden isimleri gördüğüm için. Şimdi yani herkes aslında sizi bir yerden tanıyor. Kimi dizilerdeki oyuncu kimliğinizle, senarist kimliğinizle, bugün yeni vizyonda olan yönetmen kimliğinizle de artık. Hatta ben Adana Altın Koza Film Festivali'ndeki Nasipse Adayız, şu anki vizyonda olan filminiz, en iyi filmde dahil olmak üzere sanıyorum 5 dalda ödül kazandı. Ödülü alırkenki konuşmanız beni çok etkilemişti. Şey demiştiniz, uzunca bir süre hekim arkadaşlarım için sinemacı Ercan'dım, yönetmen arkadaşlarım için de doktor Ercan'dım. Bakalım sinema yolculuğumuz nereye götürecek bizi demiştiniz. Biz sizi tanımlayacak ben çok şey söyleyebilirim ama ben şunu merak ediyorum. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Nazım, ya da ne? Nazım, çok özür dilerim. Sen der misiniz? Affola. Ya burada bir şey yapıyorum. Binlerce insan. Şurasını da arkadaşlar alacağım sorularınızı da.
Hocamız gelmiş mi? Bir ona bakıyorum şu anda. Çok özür Selim. Estağfurullah, olur mu hocam? Evet. Buyurun. Ben soruyu bir kez daha senden dinleyebilir miyim? Son cümlen lütfen. Tabii. Bu Altın Koza Film Festivali'nde ödülünüzü alırken hocam, işte kimileri için uzunca bir süre hekim arkadaşlarım için sinemacı Ercan'dım, evet. Yönetmen arkadaşlarım için de doktor Ercan'dı. Bakalım sinema yolculuğumuz nereye götürecek bizi şeklinde bir cümle kullanmıştınız. Bu gerçekten çok hoş bir anekdottu benim için. Yani ben burada sizi tanımlayacak çok fazla cümle kurabilirim, size anlatabilirim ama hani ben bu... Buradan baktığımda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve sinemada şu anda nerede konumlandırıyorsunuz kendinizi, onu merak ediyorum. Bu tanımlama ve birilerinin titrini söyleme mecburiyeti aslında bu çağın hastalığı bence. Uzmanlaşmakla ilgili tarif edilen bir şey. Bu bir problem. Bu beraberinde bizi bence yaptığımız işe ve dünyaya yabancılaştırıyor. Bunu kırmamız lazım. Bir panzehir lazım. Bunu bir çeşit zehirlenme gibi de düşünüyorum ben. Yani sadece bir şeyi yapabilme kudreti, sadece bir şeyle ilgili tarif edilmek ve onunla anılmak, onu belki yaşadığı sürece benzerlerinden bir parça, bir adım öne çıkartıyor ama onun kendi yaşamına dair bir haksızlık da bağışlıyor sanki ona. Hep söylediğim bir şey var. Bu dünyaya bir kez geldik ve provası olmayan bir şey yapıyoruz. Yaşadığımız sürenin, ömrümüzün bize biçilen, aslında dünyanın tarihiyle, dünyanın ömrüyle karşılaştırıldığında bence sözü bile edilemeyecek kadar küçük, minik bir şeyin içini hakkıyla doldurmak zorundayız. Bu yüzden sadece bir şeyle kendinizi sınırlamak, sadece bir şeyle kendinizi tarif etmek, işte onun uzmanlığıyla yetinmek kendi yaşamınıza haksızlık. Üstelik bu iyi bir şey de değil. Yani kendi deneyimlerimden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hekim olmasaydım eğer sinemacı olamazdım ben. Yani bu tuhaf gelecek ama eğer hekim olmasaydım hastalarımın hikayelerini yazamazdım, onları taşıyamazdım, onlardan kendime sonuçlar çıkartamazdım. En basit sıradan bir tıp fakültesi öğrencisinin bence iyi bir okuma antrenmanı vardır. En hiç olmasa bunu öğrendim ben. Yani hızlı okuyabilen birisiyim. Okuduklarının hızla altını çizebilen birisiyim. Hiç olmazsa bana bu hikayeler bütüncül düşünmeyi öğretti. Yani işin sadece bir tarafının olmadığını öğretti. Hekimlik bana bir hastanın sadece bir tane ağrısının ya da bir tane şikayetinin değil de bir bütün olarak vücudunun aslında hasta olduğunu gösterdi, söyledi bana. Bu da benim en basitinden oyunculuk meselemde önümü çok açtı. O bana çok ilham verdi. Yoksa benimki gibi 47'sinde kamera görmüş, hayatında hiç oyunculuk eğitimi almamış birisi, kendinden farklı ve oldukça farklı birçok kimliği, karakteri canlandırabilme yolunu nereden bulacaktı? Ben onları öncelikle gündelik hayattan, bana anlatılan hikayelerden, okuduklarından yola çıkarak bir yere oturtuyorum, kanlı canlı hale getiriyorum. Sonra da onu içime alıyorum bir şekilde. Kendi içimdeki mizaçla o mizacı örtüştürmeye çalışıyorum. Bu yüzden ebeveynlerin şöyle bir yaklaşımı var ve ne olur buna itiraz edilsin. Oğlum sinemayla mı uğraşıyorsun? Önce bir mesleğini al, bir avukat ol da sonra yine sinemayla işte uğraşırsın ya da müzik mi yapıyorsun? Canım önce bir ne bileyim doktor ol ama sen daha sonra yine bir enstrümanla, müzikle uğraşmaya devam edebilirsin. Ya da resim mi çiziyorsun? Canım önce bir şey ol, mühendis ol, sonra yine resim yaparsın. Halbuki şunu bilmek durumundayız. En basit bir mimari meselede bile, yani resim estetiğinin, hikaye estetiğinin, coğrafya bilgisinin,
Hatta psikoloji bilgisinin çok elzem olduğunu bilmek durumundayız. Hayat bir öğrenmeler manzumesi. Bütüncül bakmak zorundasınız. Yaptığınız, eylediğiniz, yaşadığınız, sunduğunuz ya da hedefinizi belirlediğiniz her şey için geçerli bu. Bu bir Rönesans aydını modeli aslında. Birçok şeyi yarım yamalak yapmak değil de birçok şeyin içinden en iyi yaptığınız şeyi besleyecek bir takım faaliyetlerden kendinizi azade kılmamak, onlardan mahrum olmamak meselesi. Bizim duayen bir profesörümüz vardı. İstanbul kökenlidir. Profesör Süheyl Ünver. Ben Ege mezunuyum ama Süheyl Bey'i tanıyamadım. Rahmetli oldu. Süheyl Bey hocalığı sırasında öğrencilere, tıp fakültesi öğrencilerine ısrarla resim yapmalarını önermiş. Ne güzel. Tabii itiraz eden öğrenci arkadaşlar da hocam işte ne yapacağız biz? Ressam mı olacağız? Niye bize ısrarla resim? Ya biz doktor olacağız. Oğlum ben size ressam olun demiyorum ki. Resim yapılıyorum sadece dermiş. Çok güzel. Evet. Yani böyle yaptığımız her işle ilgili bize sunulan bir takım uzmanlaşma bariyerleri var. İşte bunu yapıyorsan, resim yapıyorsan ressam olacaksın. Bir şey çalıyorsan virtüöz olacaksın. Hayır, bir şey çalmalıyız, resim de çizmeliyiz, fotoğraf da çekmeliyiz. Çok hikaye okumalıyız, çok hikaye yazmalıyız. Bazen böyle şeyler geliyor, mailler. Genç yaşta bir şeyler yazmış. Ama sanki onlar yayınlanmadığı için ya da kitap olmadığı için de vazgeçmekle karşı karşıya kalmış. Benden yardım istiyor. Ben de ona şunu söylüyorum. Yani yazmaktan niye vazgeçiyorsun? Yani sonsuza ölünceye kadar yazmalısın bence. Bunları ısrarla kitap olması gibi bir kendine hedef koymana gerek yok ki. Eninde sonunda nasıl olsa bunlar birileriyle buluşur ve mutlaka karşılığını alır. Hiçbir emek karşılıksız değildir çünkü. Şimdi bunları söyleyeyim, devam ederiz nasıl olsa. Tamam hocam. Şimdi Okan Hoca da bizim Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanımız. Onun da sizinle ilgili böyle çok kıymetli hatıraları var. O yüzden ben şimdi onu da bir davet etmek istiyorum hocam müsaadenizle. Onun da katılmasını istiyorum. Okan Hocam. İyi akşamlar. Okan Hocam selamlar. Ercan Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Aradan 3 sene geçti. Ben daha önce çalıştığım kurumda sizi davet etmiştik. Güzel bir etkinlik yapmıştık. Hatta imza günü de yapmıştık. Çok güzel. Evet, evet. Ercan Hoca ile bizim tabii şeyimiz biraz tabii yani senin hocanın da deneyimleri benim de var tabii ki. Zaten Ercan Hoca ile tanışan bir kişinin artık onu unutması, takip etmemesi mümkün olamaz. Yani çok değerli birisi. Kesinlikle öyle. Ben onu şimdi böyle senin hoca ile okulda koridorda biraz ayaküstü sohbet ettik de Ercan Hoca'yı kendi aramızda övdük zaten. Övülmeyi zaten hak eden biri de. Yani bunlara ihtiyacı yok tabii ki övülmeyi de. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biz bu etkinlikleri tabii kendimiz için yapmıyoruz. Öğrencilerimiz için yapıyoruz. Biz Ercan Hoca'nın filmlerini, kitaplarını okuduk. Seviyoruz zaten, takip ediyoruz. Fakat öğrencilerin de bu etkinlikte Ercan Hoca'mızın dediklerini bir şekilde kulak ardı etmemelerini, not etmelerini rica ederim. Ben tabii ilk önce sinemada, yani filmlerle tanıdım onu. Anadolu'da filmindeki işte o muhtar karakteri zaten senin hocamız onu paylaştı ve sosyal medyamızda. Evet. Orada tabii tanıdıktan sonra yani sinemada tanıdıktan sonra bir şekilde bağlantı kurup işte panellerde, etkinliklerde tanışıp sonra okulumuzda ben eski kurumda da Ercan hocamızla sohbet ettik. Hatta onun Anadolu'da filmindeki yazdığı karakterler var, çok canlı karakterler. Ben oradan bir tanesini kendi hayatıma uyarlamıştım. Bir mail yazıp Ercan Hoca'ya göndermiş. Çok samimi bir maildi. Böyle bir diyalogumuz başladı onunla. Sonra Anadolu'da filmin hakkında ben bir makale sunmuştum İzmir'de. Onu da hocaya gönderdim. O da beni çok böyle popohlayan bir şey yaklaşımda benim şimdiye kadar okuduğum en iyi makalelerden biri demişti. Bu çok gurur verici bir şey. Yani yaratıcısının ağzından. Yani biz çünkü biz ele akademisyenler biz oku tarafta değiliz. Daha çok kuram tarafındayız. Ama içinden, o filmin içinden gelen birisinin film hakkında dışarıdan birisinin yazdığı böyle bir makaleye bu kadar olumlu bakması beni de çok mutlu etmişti. Ondan sonra hocanın kitaplarını tabii ki okudum. Çok yakın yani hocanın zaten yani burada öğrencilerimiz bir kısmı biliyordur. Yani bir yandan ben onu şey gibi görüyorum.
tarih yazıcısı, Vakanüvis eski bir deyimdir, herkes bunu bilmez. Yani çağının tanı esasında Erzon hocamız. O kadar samimi onları yazıyor ki mesela Zamanın İzinde kitabı var Enis Hoca Elekisi'nin. Çok güzel bir foto albüm esasında, kitap albüm. Oradan bir paragraf okuyacağım. Öğrenciler hepimiz için esasında bir ders. Diyor ki burada kitapta, sanırım Erzon Hoca yazmıştır bunu. Sinema en yalın tarifle dondurulan zaman parçası şeklinde hayatımıza giren fotoğrafın hareketlendirilmiş halidir. Sinema o zaman, o zaman parçasına yeniden dönebilme imkanı verir. Sinemada bu fotoğrafın öncesi ve sonrası da olacaktır mutlaka. İşte böyle sinema dersi, yani bu bir paragraf ama fotoğrafın, sinemanın mantığını, yani biz niye sinemayı seviyoruz? Yani insan olarak o kadar duygusal varlıklarız ki yani hep sinemada, filmden, Erzon Hoca'nın kitabından, filmde böyle bir şey, kesişme noktaları var ki Erzon Hoca onları zaten çok güzel yapıyor. Yani bunları zaten yapmış olmak için yapmıyor zaten. Doğal bir şekilde yaptığı için biz onu etkileniyoruz. Ben yani şimdi onu görünce böyle hani Selin Hoca'ya söyledim. Sanki abim yok, abim gibi gördüm esasında. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güler yüzlü. Şimdi bu evet. Zor günlerdeyiz yani. Pandemidir, evet. İzmir depremidir. Moralimiz biraz bozuk. Ama Erzon Hoca'yı görünce böyle şey hissettim. Yani o var ki bizim yanımızda. Yani bir konuşur, bir şey söyler, bize moral verir. Kesinlikle. Yani öyle sakin, öyle bir sakin anlatıyor ki. Ya bu kadar telaşsız ki biz okulda, üniversitede. Erzon Hoca bunları bilir. Bu arada ben İzmir'deyim. Sizin beni sakinleştirmeniz lazım. Yok hocam, evet. Bu başını kaçırmışım hocam ben heyecandan. Urla'dayız. Urla'dayız. Evet. Depremin Urla'da evinizde yaşadık. Çok geçmiş konuşuruz. Olsun hocam. Yani ben Erzon Hoca'yı, yani kitaplarını okumayanlara, öğrenciler okumasını tavsiye ederim. Filmlerini seyretmesini tavsiye ederim. Kamera arkası vardır bu filmleri, onlara baksınlar. Yani sadece filmleri seyretmek önemli ama bir yandan da siz, bu öğrenciler içinde kurgucu, görüntü yönetmeni, yönetmen olmak isteyenler var. Bence yani Erzon Hoca'nın, Ceylan'ın ya da başka yönetmen film kamera arkası seyretsinler. O zaten Aldo filmi olsun. Diğer filmlerin kamera arkası çok zengin şeyleri var bizim öğrencilerimiz için. Bu bağlamda güzel bir sohbet diyorum. Yani bunun birazdan tabii sohbet devam edecek de öğrencilerimiz de soru soracaklar bir şekilde. Selin hocamız şey yapacak değil mi hocam? Yani biz öğrencilerin sorularını bir 15-20 dakika alacağız sonra... hocam. Alacağız. Ben o Selin zaman... hava kararıyor, ben şu yakayım. Tamamdır. Tamam hocam. Evet. Hocam esasında... Okan hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben ilk Eylül ayında Aydın Üniversitesi'ne başlamıştım. Deniz Zengin hocamızla işte böyle hani güzel etkinler yapmayı planlıyorduk. Erzon Hoca'yı ben geçen sene aradım fakat onun bir yoğunluğu vardı. Yurt dışı festivaller. Geçen sene onu konuk edemedik. Nasip bu seneymiş. Evet. Evet. Aramızda gördük. Mailleri ihmal etmeyelim o zaman. Mailleşmeyi sürdürelim hocam. Tamam hocam. Bekliyorum. Ben hocama sözü Selin Hoca'ya bırakıyorum. Tabii. Ağzınıza sağlık. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam o zaman Bir Zamanlar Anadolu'dan hazır Okan Hoca sözü açmışken ben özellikle yani ondan da çok bahsetmek istiyorum. Çünkü senaryo aşamasında yani özellikle doktoru izlerken ben henüz daha sizin Evvel Zaman kitabınızı okumadan önce yani şöyle bir aklıma düşmüştü. Yani buradaki doktor, Ercan Hoca hekim, yani acaba burada bir bağlantı var mı senaryo senaristlerinden bir tanesi diye. Dolayısıyla oradaki bu arada kitaptaki anekdotlar hem çok keyifli olmasının yanı sıra çok da öğretici. Senaryo yazmak isteyen öğrencilerimiz için de aynı zamanda yani temel çatıyı nasıl oluşturduğunuz, sonrasında nasıl devam ettiğiniz bağlamında. O süreci biraz da sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Yani o senaryo hikaye yaşadığınız bir olayın, bir gecenin senaryolaşma süreci ve sonrasını hocam. Evet. Senaryo yazan arkadaşlarım için de belki öğretici bir takım detayları paylaşmış olurum böylece. Birincisi şu. Senaryo için genellikle büyükçe ve görkemli ve sanki daha önce hiç duyulmamış, yaşanmamış, bilinmemiş, yazılmamış bir hikaye arıyor önce arkadaşlar. Bence böyle bir şey yok. Yani bu yok yani. Yani böyle bir şeyin peşine düşmek zaman kaybı benim için ve biraz da hayal kırıklığı, sonu hayal kırıklığıyla bitecek bir şey. Büyükçe bir hikayenin
tuhaflığın, daha önce hiç duymamış bir meselenin peşine tabii ki düşülebilir ama sinema o değil. Sinema onun içinde bir yerde gizli saklı duran bir şeydir aslında. Sanki büyükçe bir romanın ya da büyükçe bir hikayenin içindeki bir detaydır. Bir andır. Bir fikirdir. Bir daha önce hiç rastlamadığınız bir dönüşümdür. Aslında bütün hikaye, bütün metin işte o fikri hem saklar hem de onun altını çizer. Onunla karşılaştığınızdaki şaşkınlığınızdır aslında. Sizdeki sarsıcılığıdır sinemanın güç. O yüzden çok kıymetlidir o fikir, o şey. Llosa, yazar Vargas Llosa, roman yazmayı tersten striptiz yapmaya benzetir. Yani aslında sanki soyundukça giyinilen bir şey gibi tarif eder roman yazmayı. Ben sinemayı da bu metafora çok benzetiyorum. Yani yazdığınız senaryo sanki açıldıkça, tersten ama böyle o soyuldukça, ortaya döküldükçe sizin derdiniz, fikriniz sanki daha parlıyor ve kendine bir çekim odağı, çekim merkezi haline, kendi içine kapanarak bir çekim merkezi haline dönüşüyor. Bunu buradan bakmaya başlarlarsa kendi hayatlarının, başlarına gelen şeylerin, şahit olduklarının, duyduklarının, okuduklarının içinde bir yerlerde gizli olan sinemayı daha çabuk fark etme şansına sahip olurlar. Benim bir zamanlar Anadolu'da filmindeki deneyimim, bahsettiğim kitapta özellikle sık sık geri dönüşlerle altı çizilen de bir şeydir o. Birincisi, başımıza gelen her şey sinema olmaya adaydır. Yeter ki sizin artık eski ben olamayışınızın ortaya çıkması lazım. Yani siz öylesine bir şey yaşamalısınız ki artık başka biri olmaya başlamışsınızdır. Ben 1984 yılında Bir Zamanlar Anadolu'da filminin geçtiği kasabada hekimdim. Böyle bir hikaye yaşadım. Sabaha kadar o yolculuğu yaşayan benim. Ben o sabah, o yolculuktan sonra, o hikayenin bittiği gün, o gecenin bittiği andan sonra eski Ercan Kesal olamadım. Bu önemli bir şey. Yani beni bu kadar kendi hayatım içerisinde değiştiren, dönüştüren bir şey, ihtimal ki sinemanın da aradığı bir şeydir. Birincisi bu çok önemliydi. Ben bunu hiç unutmadım. 25 yıl sonra, değil mi? 1984 yılında o topraklardan ayrıldım. Hekimlik yaptığım yer orasıydı, gerçek mekanlardı. 25 yıl sonra tekrar oraya gittik. Bu hikayeyi bir çeşit replikasını yapmak, bir çeşit yeniden o geceyi çekmek için. İkinci olarak da şunu fark ettim ki hiçbir şeyin tekrarı olmuyormuş meğer. Siz her seferinde onu yeniden üretiyormuşsunuz. Bozuyor, çözüyor, ekliyor, yanlış hatırlıyor ya da bilerek saklıyor ya da bilmeden değiştiriyorsunuz. Ve sonuçta ortaya aslında başka bir gerçeklik icat ediyorsunuz. Belki de sanatın yaptığı şey baştan sona bu. Gerçekliğin yeniden icadı. Ama bu gerçekliğin icadı, yeniden icadı, kurmaca diye tarif edilen şey de uyduruk, sonra unutulan, geçirip gidilen bir şey değil. Sizin yeniden ürettiğiniz, yeniden yarattığınız, yeniden icat ettiğiniz bu şey dünyaya armağan ediliyor. Yani şimdi biraz önce sözünü ettiğiniz Bir Zamanlar Anadolu'da filmindeki muhtar aslında sizin için artık yaşıyor. O kadar kanlı canlı birisi ki sanki onu siz köydeki sofrada bıraktınız ve geldiniz gibi. Ya da Yozgat Blues'daki şarkıcı Yavuz. Acaba Yozgat'ta mı kaldı, İstanbul'a mı döndü? Hala oralarda bir yerde duruyor o adam sanki. Ya da Küf'teki demirci, yol işçisi Basri.
Belki hala oğlunu mu arıyor acaba? Bir şey, nerede onu? Bizi lojmanda bırakmıştık. Anlatabiliyor muyum? Yani filmlerdeki karakterler de kanlı canlı bizim hayatımızın içine giriyorlar. Onların gerçekten bir yerde doğup büyümelerine gerek yok. Onları biz bu hayatın içine, dünyanın içine fırlatıyoruz. İcat ettikten sonra, onları kanlı canlı hale getirdikten sonra gönderiyoruz. Bu yüzden gerçeklik ve kurmacanın arasındaki sınırlar hiç de o kadar kalın değil. Sinema bu sınırları zorlayan da bir sanat. Böylece şöyle bir şans tanıyor sanki seyircisine. Edebiyatın da böyle bir şey yaptığı aşikar. Lakin sinema bunu çok hızlı yapıyor ve dolaşımı çok güçlü. Sinema bize dayatılan bu tuhaf şeyi, gerçeklik diye dayatılan, doğacaksınız, büyüyeceksiniz, işte kariyer sahibi, iş sahibi olacaksınız, çoluk çocuk, sonra yaşlanıp öleceksiniz. Bunların içine katılan bir sürü de bu hayatın, bu sistemin bir takım dayatmaları var. Sanki başka bir gerçeklik yokmuş gibi bize dayatılan bu tuhaf gerçekliğin karşısına koyduğumuz bir şey. Adı kurmacada olsa bundan çok daha gerçek ve bundan çok daha sarsıcı, bundan çok daha etkileyici, ilham verici, çok daha olgunlaştırıcı bence. Bu dünyaya dair anlam arayışımız için kullandığımız bence çok daha iyi bir yol. Seçtiğimiz çok daha iyi bir yol. Yoksa hakikaten çok anlamsızlıklar içerisinde kaybolup gidebilir insanoğlu ve öyle de yapıyor zaten. Bu yüzden herhalde hayatına sadece tüketmekle ilgili şeyler doldurarak ancak hayatı anlamlı hale getiriyor ve üzerinde yaşadığı yeryüzüne ihanet ediyor bu yüzden. Sanatın bu anlamda hem iyileştirici dünyayı hem de bizi sağaltıcı, iyileştirici bir gücü var. Yani o anlamda hekimken belki fiziksel olarak insanlara dokunuyordunuz ama sinema aracılığıyla da insanların ruhuna dokunmaya devam ediyorsunuz bir anlamda. Umarım. Hocam hikayeleş anladığım kadarıyla sinema sizin için yani hikayelerinizi ölümsüzleştirmenin de bir yolu, bir aracı. Fakat şunu merak ediyorum, yıllarca hekimlik yaptıktan sonra hangi aşamada artık bu yolu seçmeye karar verdiniz? Nasıl bir dönüşümdü o işte Uzak ve devamında işte Üç Maymun, Vavien, Küf gibi filmlerle devam eden bu süreç? Sürece giden yolda nasıl başladı, nasıl karar verdi? Sinemayı mutlaka ilk gördüğüm filmle birlikte etkilenmişimdir sinemadan. Yani o da 6-7 yaşlarında belki de kendi kasabamızın kapalı sinemasındaki ilk film siyah beyaz yerli Yeşilçam filmidir büyük bir ihtimalle. Yani oradaki o dünyanın, oradaki insanların trajedisi, o tuhaf gerçeklik, aslında yanı başını yani sizi hiç tanımadığınız birilerinin kederine, coşkusuna, umuduna ortak olabilmek, özdeşleşmek ve film bittiğinde farklı çıkmak o sinemadan. Bu çok tuhaf bir duygu. Mutlaka insan içinde bir şeyler kalıyor. Sinemacı olmayı, yönetmen olmayı, film çekmeyi mutlaka bilinçli olarak düşünmeye başladığım yıllar vardır herhalde üniversite ve sonrası diye düşünüyorum. Ama bütün bunları başlatan edebiyat oldu. Bence. Yani ben aslında sinemaya okuyarak yazarak girdim. Yani okuyup yazma birikimim olmasaydı sinemaya giremezdim, yapamazdım. Ben sinemaya oyuncu olarak girmedim zaten. Bunu hep söylüyorum. Ben Üç Maymun filminin senaristlerinden biri olarak sinemayla buluştum. Uzak filmindeki kısa rolü saymazsanız asıl sinemayla olan ilişkim Üç Maymun filmiyle başladı. Yani ve senarist olarak başladı. Ben yazarak girdim. Yazmayı da okuyarak başlatan birisi oldum ben. Çok okuyan insan bir süre sonra zaten mutlaka yazmaya da başlıyor. Yani yazmak için bir yetenek beklemek, bir zaman, bir an beklemeye gerek yok bence. Yazmak istiyorsanız yapacağınız ilk iş zaten okumaya başlamak. Yani yazmayı başlatan tek eylem var bence okumak. Okumayan insan yazamaz bence. Okumayan insan yazamaz. Ama yeterince okumaya başlamışsanız da mutlaka eninde sonunda yazarsınız. Yazmaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Evet yani ben burada kendi bu tuhaf kurmaca dünyayı yaratabiliyorum. Yazdıklarımı istediğim gibi
değiştirip dönüştürebiliyorum. Yani aslında kendi başıma gelenleri başkasının başına gelmiş gibi, başkasının başına gelenleri de kendim yaşamış gibi yazma yeteneğim ve hakkım var. Böyle bir bu çeşit aslında hediye gibi de bir şey, armağan gibi de bir şey. Bu çok işime yaradı senaryo sürecinde. Üç Maymun'da bir de işini iyi bilen, daha önce bu meselede yeterince yol almış bir yönetmenle başlamış olmak benim için bir şanstı tabii. Yürü Bilge Ceylan bu anlamda bana senaryo yazma, senaryonun ilerleyişi, senaryoda karşılaşılan zorluklar, başa gelebilecek şeyler. Mesela çok basit bir şeyi, basit ama çoğunlukla düştüğümüz bir tuzağı ben onda gördüm ilk kez. Onun uyarısıyla fark ettim. Yani ilk akla gelen şeyden vazgeçmek. Bu bir klişe tuzağıdır ve normal gelir. Ve böyle çok keyifle ve neşeyle, coşkuyla bağırırsınız bir şey bulmuşsunuz gibi. Ama sonra fark edersiniz ki yani bu zaten ilk akla gelen bir şey ve ondan hızla vazgeçerseniz ancak daha verimli bir hale dönüşür yazdıklarınız, düşünceleriniz. Senarist arkadaşlarıma, senaryo yazmak isteyen arkadaşlarıma kuşkusuz bir fikrin peşine düşmek, bir fikrin etrafını örmek, o iskeleti sağlamlaştırmaktır asıl olan ama bütün senaryo yazma süreçlerimin aslında benim için ciddi okuma süreçleri olduğunu da söylemeliyim. Senaryoyu yazarken tıkandıkları yerlerde ya da aksamaya başladığını, genişlemenin durduğunu fark ettikleri yerlerde herhangi bir kitap olabilir, fark etmez. Mutlaka tekrar yeniden okumaya dönsünler. Okudukları bir cümle. Herhangi bir şey olabilir. Bu sıradan bir öykü olabilir, yerli yabancı bir roman olabilir. Mutlaka okusunlar. Okudukları zaman tekrar yeniden o tıkanan yerin açıldığını fark edeceklerdir. Ben de öyle oldu. Yani öğrencilerimiz arasında özellikle senaryo çalışması yapmak isteyen, senarist olmak isteyen de çok arkadaşımız var. Onu da biliyorum ama sanırsam en yani bana da açıkçası en zor alanlardan bir tanesi olarak geliyor. Yani sinemanın en güçlü ayağı, yani öykü, hikaye anlatmak istediğimiz hikaye neyse o güçlü olmadığı sürece ya da ona inanmadığımız sürece diyeyim, sanki yol alamayacakmışız gibi geliyor. Yani sinema alanında, bu alanda çalışan ve bu alanda söz söyleyen pek çok insan zaman zaman senaryonun aslında eski önemini yitirdiğini ve artık hani tekniğin sinemada, tekniğin hikayenin önüne geçtiğini savunanlar da çok var ama hani burada görüyoruz ki hikaye iyi olmadığı sürece ya da bizi çekmediği sürece hiçbir şekilde bir kalıcılığı olmuyor aslında filmin. O açıdan hani ben de size çok katılıyorum. Tam tersini düşünüyorum yani. Ben de aynı şekilde. Bu çağın, bu dönemin özellikle sinemada yeni oluşan dijital çağla birlikte asıl ihtiyacın ve bizi farklı kılacak olan şey hikaye olduğu açık. Yani çok bilinen bu platformlardaki filmleri seyrediyorsunuz. Hangisinin yönetmeni aklınızda kalıyor? Birbirine o kadar çok benziyor ki artık. Çekim teknikleri, bir şey anlatma, edit, kurgu birbirine o kadar benziyor ki. Ve teknik o kadar gelişmiş, o renkler ve sesler her seferinde size bütün şeyiyle, son donanımıyla sunulmaya hazır. Farklılık nerede Allah aşkına? Farklılık hikayede. Sinemanın kesinlikle. Hayatımıza sanat olarak girmeye başladığı yıllardan sonra Amerikan sineması kuşkusuz çok daha hızlı bir şekilde yol aldı Hollywood özellikle ve orada bir yapımcı dönemi vardır. Bir yapımcı sinemasıdır aslında. Çünkü bir endüstriyel ürün var. Bunun çok satması lazım. Ve bu yüzden yapımcı yatırdığı parayının karşılığını fazlasıyla almak istiyor. Bir yapımcı dönemi vardır. Avrupa sineması bunu otör sinemayla bir yönetmen sinemasına evriltti. Biz de çok etkilendik. 90'lı yıllar bizim için de aslında bir yönetmen sineması dönemi diye tarif edilebilir. Günümüzde bence yapımcı ve yönetmen sinemasının dışında bir başka sinemadan söz edilebilir. Senarist sineması başladı bence. Evet, çok güzel. Bunu çok iddialı söyleyebilirim. Hikayesi olmayanın filmi olmaz.
Evet. Hocam, Yozgat Blues'dan biraz böyle çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için de çok böyle özel, çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Özellikle yani ben biraz daha böyle yaşamın kıyısında köşesinde kalmış ama kendi hayatı içerisinde kendi hayatının öznesi olan hikayeleri çok gerçekten seviyorum. Orada da Yavuz karakterini canlandırmışsınız. Şunu sormak istiyorum. Sizce de yani büyük şehirde küçük bir insan olmaktansa küçük bir şehirde büyük insan olmak mı daha kıymetli? O hikayeyi tekrar şöyle bir aklımıza getirelim. Çok güzel bir... İnsanın kendiyle olan meselesi ölünceye kadar bitmez. Kendinden memnun olma hali sürekli arz eden bir halde değildir. Bazen çok kendimizden memnun oluruz. Bazen kendimizden nefret ederiz. Kendimizi yakalarız. Kendimizi çok ağır biçimde eleştiririz. Bazen de kendimizde gurur duyarız. Anlaşılabilir şeyler bunlar. Yeter ki bu hesaplaşmaya karşı cesaret göstermek ve bu hesaplaşmadan kaçınmamak. Bence bütün hikaye bu. Bu yolculuğun dışına düşmemek. Bu yolculuğa razı olmak ve bunun iyisi için gayret etmek. Yavuz'un karakteri benim açımdan şöyleydi. Bunu söyledim birkaç kez. Sen de belki rastlamışsındır. Oblomov gibi geldi bana bu adam. Gonçarov'un Oblomov karakteri gibi geldi. Evet, oğlum. İlk okuduğumda yani biliyorsunuz Gonçarov'un Oblomov'u yaklaşan Ekim Devrimi'nin ayak seslerine kulağını tıkamış bir aristokrattır ve kendine ait aslında çökmüş, çökmekte olan, kaybetmiş hiçbir şey de yok ortalık yerde ama garip bir biçimde o kendi ahlakını sonuna kadar sürdürür, sahip çıkar, vazgeçmez ondan. Bu bizim gözümüzde tembel, uyuşuk, hareketsiz, tuhaf bir adama dair saygı duymamızı sağlar. Yavuz diline doladı bir tane şarkıyla ama garip bir biçimde o şarkının etrafına ördüğü dünyayla kendi ahlakında yaşayıp giden bir adam. Ve hatırlıyorsunuz filmin başından sonuna kadar da bu ahlakına sahip çıkan belki de tek adam. Evet. Oradaki herkes her an her şeyi yapmaya Hazır. aday ve hazırdı hatta. Ama aşık mı, sadece sahip çıktığı için mi ya da bir baba kız ilişkisi mi yaşıyor bilemediğimiz bir kadın için arabasını, işte gitarını, sahip olduğu en kıymetli şeyleri satmaktan çekinmeyen ve üstelik bunu ona söylemekten de imtina eden bir ahlaka sahip. Bana en çok bu tarafı çok yakıcı gelmişti. Bir de tabii aslında senaryodaki adam, şarkıcı Yavuz karakteri böyle saçları olan, hatta yeleli saçları olan eski pop şarkıcısı, 70'li yılların pop şarkıcısı tiplerinden biriydi. Yazılan karakter öyleydi. Benimle birlikte hikayenin içerisine peruk girdi. İstemez haliyle. Bu peruk da bence Yavuz'u o peruğun içine sakladı. Bu yüzden onun karakterini sanki zenginleştirdi ve derinleştirdi diye düşünüyorum. Hocam Yavuz hep mutlu olsun. Yani Yavuz Yavuzlar, mutlu olsun. Dediğiniz gibi Yavuzlar. evet, bir yerlerde bütün karakterler aslında sanki bir yerlerde hayatına devam ediyormuş gibi gerçekten Yavuz'un mutlu olmasını isteriz. Yani hala bana çok geçen karakterlerden bir tanesiydi. Tekrar yüreğinize sağlık. Yani çok çok güzel karakterlerden bir tanesiydi gerçekten. Hocam ben biraz da televizyona gelmek istiyorum. Tabii özellikle Çukur dizisiyle birlikte de yani bambaşka bir süreç de başladı. Artık Çukur'un İdris Çukur'daki İdris karakteriyle de anılmaya başladınız. Hatta yani benim babam da Ercan Kesal'la söyleşi yapacağım dediğim zaman o İdris baba diyerek böyle bir çok iyi çok iyi diye tabii babam hani çok sinemadan anlamaz bir fabrika işçisi kendisi ama böyle dizileri falan takip ederdi. Dolayısıyla çok bambaşka bir kitleye de aslında hitap ettiniz televizyon ile birlikte.
Fakat son açıklamalarınızı artık televizyonda yer almak istemiyorum, hatta oyunculuk da yapmak istemiyorum şeklinde bir açıklamanız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bağlamda yani bu kararı almanızdaki sebep neydi ya da yani televizyona bir iş yapmakla sinema arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz onu merak ediyorum. Selim, acaba ne görüntünü merak ediyorum. Işığa dair de şöyle bir kendimi şöyle biraz daha mı iyiyim? Çünkü sanki ışığı az alıyorum diye bir şeyim var. Şu an biraz daha iyi hocam. Sağ Evet, taraftan gelen görüntüyü ışıkla beraber biraz daha iyi. evet, Biraz görüntüyü daha sağ kayma şansınız olabilirse daha. daha mı iyi bilmiyorum şu an. Biraz daha iyi. Evet. Aslında ara verip öbür odaya, daha ışıklı bir odaya geçebilirim ama bunu seçtim. Tahmin edemedim karanlığın bizi bu kadar etkileyeceğini. Olsun hocam. Bilmiyorum. Devam edelim mi, yoksa bir ara verip bir dakika içerisinde ben diğer şeye geçsem Hocam mi? nasıl isterseniz hiç problem değil. İsterseniz yani hiç zahmet Bir etmeyin ya da arada verebilirsiniz. dakika Olur. ara verip kütüphaneye Biz de geçeyim. tamam. Biz de Olur. bu arada soruları toparlayalım öğrencilerle. Ben Bekliyoruz çıkayım hocam. buradan. Tekrar geçeyim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben bu arada sorularınızı yavaş yavaş alabilirim. Ama böyle sadece soruları yazın olur mu? Çünkü çok fazla chat kısmının yoğunluğuyla onu takip edemeyebilirim. Yalnızca sorularınızı alayım. Kısa olsun biraz daha olur mu? Uzun uzun sorular soran arkadaşlarımız da olmuş. Sorularınızı alalım. Yavaş yavaş siz yazın şöyle chat kısmına. Ben görebildiğim kadar onları sormaya çalışacağım. Tamam Kaan, soracağım sorunu. Meltemciğim, senaryo yazmaya başlayanlara tavsiye olarak özellikle hem bol bol okumalarını tavsiye etti konuşmanın başında, hem de hayatlarında onların hayatını değiştirecek olaylar yani sıradan gibi görünen ama kendileri için yani bugünden sonra bu olaydan sonra başka bir Meltem oldum dediğin bir olayın üzerine gidebilirsin. Şimdi birazdan tekrar gelecektir ama tekrar vaktimiz olursa sorarım. Başka sorusu olan var mı? Şu anda çok kalabalığız. Hocam peruk takıp gelebilir Ercan Hoca. Hocam. Birazdan perukla gelebilir. Olabilir hocam. Bağlanıyor şimdi. Evet hocam. Şimdi herhalde Çok hayli daha iyi hocam. Evet. tamam, mutlu oldum. Senden yine çok kısa bu şey son cümleyi sadece Tabii ki. birkaç Hocam bu Çukur söylesene. dizisindeki karakterinizden sonra oyuncu olmak yani Dedim artık herhalde. oyunculuk yapmak istemediğinizden bahsetmiştiniz. Onunla ilgili bir soru Evet. sormuştum. Tabii hemen onu ayrıntılandırayım. Çukur benim ilk kez oynadığım bir televizyon dizisi. Yani ben 62 bölüm kadar oynadım ve yaklaşık 1,5-2 yıl önce de ayrıldım oradan. Yani Çukur devam ediyor 4. sezonunda şu anda. Ben 2. sezon ayrıldım. Benim için çok özel bir deneyim bir kere. Bir dizide oynamak. Bir sürü şey öğrendim. Bir sürü şey anladım. Bir sürü şeyi gördüm. İşin mutfağına
daha çok hakim oldum. Daha sonra da bıraktım. Kendi isteğimle özellikle ayrıldım. Ve bu tür uzun erimli, 40, 50, 60, 70 bölüm sürebilecek olan televizyon dizilerinde oynamama kararı aldım. Sebebi pratik olarak onu yapma şansım yok. Yani o bir başka bir dünya. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar ben ne kitap doğru düzgün kitap okuyabildim, ne doğru düzgün kendi sosyal hayatımı sürdürebildim, ne aileme zaman ayırabildim. Hani bu insanı yutan bir şey bir tarafıyla yapılan şey. Çünkü her hafta yaklaşık 100 küsür sayfa senaryo geliyor. Ve o yine 100 küsür kişi ikiye ayrılmış, iki büyük ekip bunu çekmeye ve bitirmeye çalışıyor. 150-160 dakika. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu akıl dışı da bir şey. Yani böyle bir şey yok. Yani bu kadar ağır bir tempo mümkün değil. Sağlıklı bir şey çıkmaz. Çıkmıyor da zaten bir süre sonra hep söylüyorum bunu. Senaryo sarkmaya başlıyor. Oyuncular yoruluyor. İşte giderek rutine dönüşüyor. Kamera önündeki uzun metraj filmlerdeki karaktere dair arayışınızın uzun sürme şansı yok. İşin bitmesi lazım bir an önce. Hı-hı. O bir hafta iş. Bu yüzden böyle bir işin içinde bir daha olmam dedim. Bu bir şeye dair bir eleştiri. Tabii ki işin sürdürülebilirliğine dair bir eleştiri ama benim çok özel bir şeyim yok, tavrım yok bu anlamda. Evet, yapamam çünkü bu artık benim işim değil. Onu gördüm hızlıca. İkincisi oyunculuk meselesinde kamera arkasındayım artık. Yani yönetmenlik yapıyorum. Her ne kadar kendi ilk filmimde aynı zamanda oyunculuk da yaptıysam bu da çok zorladı beni. Yani hem arkada hem önde olmak çok zahmetli bir şeydi. Keşke daha sakin ve keyifli biçimde kameranın arkasında kendi oyuncumu yönetip onunla daha uzun uzun çalışabilsem. Bu yüzden kamera önünde olmamaya gayret ediyorum. Edeceğim oyunculukla ilgili. Yönetmenlik yapacağım. Kendi ikinci ve üçüncü filmi umarım daha sonra hep yönetmenlik yaparak sürdüreceğim sinemadaki hayatımı. Senaryolarımı kuşkusuz yazacağım ama başka senaryolara da hep dikkatlice bakacağım. Hani olası bir çekebileceğim bir film senaryosu görürsem de hiç yok ben yazdım ya da yazacaktım demeden üzerine atlayacağım tabii ki. Televizyon dizilerinin dışında ayrıca Netflix için belki adını söylemekte mahsur yok herhalde. Netflix için bir uzun metraj filmde oynadım yakın zamanda. Setteyim derken kastettiğimde biraz o. Yani oyunculukla ilgili öyle bir yapmam ben hayatta diye bir tarzım yok ama televizyonlardaki sürdürülen şu anki dizilerde oynamayı hiç düşünmüyorum bu anlamda. Hocam o zaman son filminize gelmek istiyorum. Nasipse adayız. Benim de bu hafta sonu izleme fırsatım oldu. Ellerinize sağlık. Çok keyifle izledik. Çok keyifle izledik. Çok böyle çok tatlı o asansör sahnesi özellikle. O yani karakterin dışarıda kalma hikayesi aslında. Çok böyle keyifli anekdotlar da vardı. İzin verirseniz öncelikle ben öğrencilerimizin de görmesini istiyorum. Bir fragmanı izleyebilirsek hep birlikte. Sonrasında filmle ilgili sizinle biraz daha konuşmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bakalım. Sanırım görülebiliyor şu anda değil mi ekranda? Şöyle bir bakalım arkadaşlar, Ercan hocamızın yönetmenliğini yaptığı ilk kurmaca filmdi değil mi hocam? Daha önce evet. Bir belgesel evet. Filminiz var. İlk kurmaca filmi Nasipse Adayız şu anda vizyonda, 30 Ekim'de vizyona girdi. Hemen bir bakalım.
Evet. Hocam ses geldi mi acaba? Bir sıkıntı oldu mu? Bana gelmedi ama umarım diğerlerine gelmiştir diye düşünüyorum. Tamamdır. Ben zaten hem İYAÜ İF'ten hem de İYAÜ RTS'den de bizim her hafta hocam film önerilerimiz oluyor. Bu haftaki film önerimiz de sizin filminiz olacak. Çünkü gerçekten ben de çok keyifle izledim. Sizden de şimdi bu hikayenin aslında hem ortaya çıkış serüvenini hem de bu aynı zamanda sizin bir kitabınızın uyarlaması. Bu hikayeyi bir kez daha sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki. Bir doktor... Evet, oradaki karakter de doktor. Tabii bu Bir Zamanlar Anadolu'da filminde de biraz akraba galiba. O da tek gecede geçiyor biliyorsunuz. Evet. Ben senaristlerinden biri olduğum Anos filmi de bir gecede geçiyor. Son üç senaryonun üçü de bir gecede geçen. İşte üç maymunu saymazsanız üç senaryonun üçü de bir gecede geçiyor. Biraz seviyorum sıkışmayı. Kahramanın o anının peşine düşmeyi seviyorum. Öncesini ve sonrasında biraz seyirciye bırakıyorum. Ve fark etmişsinizdir. Yaşadıklarımı mı çok önemsediğimden ya da onların ısrarla bu hikayelerin tarihe kalması gerektiğinden yola çıkarak falan bir şey yapmıyorum aslında. Sadece beni değiştiren, dönüştüren, beni şaşırtan, beni bir daha eski ben olmaktan çıkartan şeyleri sinema için çok kıymetli olduğunu fark ediyorum ve onların peşine düşüyorum. Bu yüzden senarist arkadaşlarıma, sinemacı arkadaşlarıma kendi dünyalarında, kendi yaşadıkları, fark ettikleri şeylerin özellikle altını çizebileceklerini onlara hatırlatıyorum. Yani sanatçı zaten başkalarının yanından geçip gittiği şeyleri fark eden insandır. Kesinlikle. Onu ayıran, onu diğerlerinden, yani sokaktaki insanlardan, sıradan insanlardan ayıran özelliği budur zaten. Yeni bir şey, olağanüstü bir şey, hiç olmayacak tuhaf bir şey değil. Yaşadığımız her an zaten yeterince tuhaf ve şaşırtıcı. Siz onun içindeki sinemayı bulup çıkartmalısınız. 2000'li yıllarda ben bu beldede, bu şeyde, semtte belediye başkanı aday adayıydım. Bunu bilmiyordum hocam. Yani her şey doktorun, avukatın ya da mühendisin neyse ya da başına gelebilecek bir şey. Nedir o? İktidar duygusu, erk sahibi olmak duygusu. Bu yüzden siyaset bir şekilde bu yaşlardaki bu tür insanların hayatına mutlaka bir dokunur, sirayet eder. Bir heves varsa da onu ayağa kaldırır en azından. Benim de başıma geldi. Ben bundan çabucak imtina ettim. Geri döndüm. Fakat o aradaki süre bile bana yetmişti birçok sonuç çıkartmam için. Şunu çıkarttım ben. Ya insanın politika sınavı yani kendi nefsiyle girdiği bu tuhaf karşılaşma, yüzleşme aslında insanın kendi kör noktasıymış. İnsanın kör noktası, arabalarda olur ya, sol tarafta bir anda hiç yolda giderken yolda daha önce hiç görmediğiniz, dikiz aynasında da fark etmediğiniz bir araba hemen önünüze çıkıverir ve çok korkarsınız. Bu nereden çıktı diye. Aslında o sizin kör noktanızda karşılaştığınız bir şeydir. İnsanın da kendiyle karşılaştığı yer, kendi gerçek öznesiyle karşılaştığı yer kendi kör noktası. Ama insanın gerçek öznesi de o işte. İnsanın kendini en çok hayret ettiği, en çok şaşırdığı yer orası. Ben bunu bu politika yolculuğunda, aday adaylı yolculuğunda yaşadım. O yüzden kendime çok hayret ettim. Çok şaşırdım. Mesela ben kendimi böyle bilmezdim. Vardır yani. Selim ben seni böyle bilmezdim. Lafı var ya. Evet. Yani bu tanışmanın ya da bu bilmenin getirdiği bir şaşkınlıktır bu. Ya nasıl yani? Ben seni böyle bilmezdim şeyini ben kendime söyledim. Ya ben Allah Allah dedim. Bu kadar yıl bunları kendimi nasıl kandırmışım ya dedim. Kendime ne kadar tuhaf kıymetler biçmişim. Ben kendimi hiç beklemezdim dediğim kendime yakıştıramadım. Ben kendimden utandım. Hocam estağfurullah. Ben bu utancı yazmalıydım.
Ben bu utancı mutlaka göstermeliydim. Ben bununla yüzleşmeliydim. Bu anlamda Nasip Sağdayız senaryosu biraz dolambaçlı bir senaryo oldu. Önce tretmanını yazdım. Sonra baktım uzun uzun yazıyorum ve çok da hevesliyim. Chapter'lar arka arkaya gelince dedim ki ben bunu roman yapayım. 2015 yılında kısa roman olarak yayınlandı. Sonra tekrar bu romandan kendi senaryomu çıkarttım. O bitmiş senaryoyu da yine tek gecelik senaryoya ayrıca dönüştürdüm. Bu yüzden böyle bir 3-4 aşamadan geçti. Bütün o şeylere, kıvrımlarına vakıf oldum hikayenin. Çok daha ne derler, detaylara inme şansım oldu. Sete daha hazırlıklı çıktım. Bu yüzden hani senaryosunun ilk haline kimse çok da takılmasın. Arkadaşlarımız 3 kere, 5 kere, 7 kere, 10 kere üzerinde değiştirebilirler. Her şey bitti, tamam bu hazır deyip bakanlığa gönderdiğim senaryo draftını ya da örneğini sanki hiçbir bunları yazmamışım gibi bir gecelik senaryoya dönüştürdüm. Unuttum bütün bu yazdıklarımı ve iyi ki öyle yapmışım. Çünkü o gecenin bütün canlılığı, bütün belgesele yakın tarzı aslında seyircide filme daha çabuk intibak edebilme fırsatı verdi. Hocam biz de Doktor Kemal için eşimle gittik biz de hafta sonu. Doktor Kemal için şey dedik, yani zaten bu kadar başarılı bir doktor neden kendisi de bunu yapıyor ya da insanların neden ona bunu yapmasına izin veriyor diye böyle bir içten içe kendimize şey yaptık. Yani keşke böyle yapmasa diye böyle bir omzuna dokunmak istedik karakterin açıkçası. O yüzden çok yaşayan da bir hikaye olmuş. O anlamda evet. Elinize sağlık. Tebrik ediyorum. Hocam müsaade ederseniz öğrencilerimizin çok sorusu var. Ben birkaç tane onlardan da size aktarmak istiyorum. Onlar da merakla bekliyorlar. Öncelikle bir reklamcılık birinci sınıf öğrencisi Kaan. Ercan Hoca'ya sorum şu demiş. Ben bir zamanlar Anadolu'da filmiyle ilgili şunu sormak istiyorum. Filmde Türkiye'deki bürokrasi işleyişini çok fazla göz önünde tutulmasının sebebi neydi? İkinci olarak da köy evindeki yemek sahnesini açıp açıp izliyorum. Bu doğallığı nasıl yakaladılar demiş. Sonrasında da hikayesinin Nuri Bilge Ceylan tarafından perdeye iyi yansıtıldığını düşünüyor mu şeklinde de devam etmiş. Son olarak da Çehov alıntısı olması Nuri Bilge'nin Çehov aşkından mı yoksa dramatikliği en iyi verecek kişinin Çehov olmasından mı dolayı mı diye de devam etmiş. Buyurun hocam. Hemen değişik şıklardan başlayabilirim. Tabii ki iyi bir film oldu. Benim Nuri Bilge Ceylan'ın en sevdiğim filmidir. Bir Damar Anadolu'da filmi. Yani işin içinde benim olup olmamamın dışında bir şeyle söylüyorum bunu. Hakikaten bence birçok şey bir araya geldi olumlu anlamda ve ortaya böyle iyi bir şey çıktı. Bürokrasi niye bu kadar kasabalarda bürokratlar çok şeydir. Kasabalının hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Şimdi kentlerde yaşayan arkadaşlarımız İstanbul'da yaşayan herhangi birisine Esenyurt Kaymakamı'nın adını sorsanız bilmez. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Belki İstanbul Valisi'nin adını bile televizyon seyretmiyorsa çok fazla bilmeyebilir. Ama Esenyurt Kaymakamı'nın adını bilmeyeceklerine eminim. Fakat Anadolu'da görev yaptığınız herhangi bir kasabada sokaktaki çocuk bilir kaymakamın ismini. Ya da emniyet müdürünün, emniyet amirinin ismini bilir. Çünkü yöneticilerin kasabanın hayatında belirleyici, önemli ve güçlü bir yeri vardır. Yani onlar devletin kasabadaki temsilcileridir. Osmanlı'dan beri böyledir. Bu bizim devlet babayla olan kurduğumuz bir ilişki. Bu yüzden kasabalarda bürokratlar çok önemli. Yani bürokrat kasabanın hayatını isterse cehenneme de çevirebilir. Bu yüzden kasabalı bürokrasiyle arasını hep iyi tutmak zorunda olduğunu bilir. Fakat beraberinde de şöyle bir şey vardır. Kasabalı bürokratın eninde sonunda kasabadan gideceğini de bilir. Tayin olacaktır, sonsuza kadar kalmayacaktır. Ama kasabalı orada sonsuza kadar bir şekilde, sonsuza kadar derken ölünceye kadar ve kendinden sonraki nesillerde orada olmaya kalmaya devam edeceklerdir eğer kente göçmeyeceklerse. Bu yüzden kasabalının bürokratlara dair
bir kendilerini hancı, onları da yolcu olarak gören bir tuhaf, iki değerlikli de bir yaklaşımları, ilişkileri, biçimleri vardır. Bürokratın ise kasabayla olan ilişkisi, o da kendisinin eninde sonunda buradan gideceğini bilir. Ve bu yüzden bizim o gece yolculukta, o gece sabaha kadar süren yolculukta fark ettiğimiz bir şey var ki, o da şu: herkes kendi derdinde. Aslında onları götüren, bürokrat olmayan şoför Arap Ali de derdi kendine ait, kendi dünyasına ait. Komiserin de, savcının da, savcı sabahleyin Ankara'ya gidecek ama içinde bir keder var. O da bir yerlerden pırtlamış ve doktorla paylaşmış ve onun bir anda aslında mahkumu olmuş. Giderek sanki böyle kafasını uzatmış, bir çeşit mahkum gibi. Ama herkesin kendi cinayeti var ve kendi içindeki meselenin, kendi içindeki cinayetin içinde kaybolmuş gibi. Yaptıkları yolculuk bir bahane. Kimsenin yapılan işin içeriğiyle çok fazla bir ilgisi yok. Zaten bu yüzden film gittikleri yolculuğun, sebebin içeriğiyle ilgili açılmıyor. Yani bir cinayetin, bir cesedin bulunmasıyla ilgili yolculuğun açılış şeyi bir manda yoğurdu muhabbeti. Yani yoğurt nasıl olur, öyle mi olur, şöyle mi olur, kokar mı kokmaz mı diye yapılan bir muhabbet. Ama inşallah, umarım reklamcılıkta okuyan kardeşim de ileride bir şekilde Anadolu'da görev yapma şansı edinir. Bürokratları da tanır, oradaki insanları da inşallah tanır. Böyle bir yolculuk, benzer bir yolculuk yaşadığında görecek ki aslında o yolculukta konuşulan muhabbet aslında gidilen hikayenin muhabbeti olmaz. Çok farklı şeyler konuşulur, çok farklı dedikodular yapılır. O biraz bahanedir. Çehov meselesinden bahsetmiş. Sadece Çehov değil, hikayenizi daha güçlü hale getirmek için senaryonuzu daha güçlü, daha anlaşılabilir, daha matematiği daha uygun ve sete daha hazır hale getirebilmek için her şeyden ilham alabilirsiniz. Her hikayeyi oraya yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi eğip büküp değiştirip dönüştürebilirsiniz. Çehov küçük insan hikayelerini çok iyi anlatır. Çehov'un hikayelerinde büyük büyük meseleler yoktur. Küçük insanların hakikaten sıradan meseleleri vardır ve onlar onların hayatını çok belirler, çok değiştirir, çok dönüştürür. Bu yüzden çok güçlüdür Çehov'un hikayeleri. Senarist arkadaşlarımın belki de yabancı kaynak olarak en fazla Çehov öykülerini okumalarını öneririm. Yerli hikayelerden Sait Faik okumalarını öneririm. Sabahattin Ali, Memduh Şevket Esendal, Kemal Tahir hikayelerini okumalarını öneririm. Ama Çehov'un böyle bir özelliği var. Oradaki sorgu yargıcı, oradaki savcının hikayesi Çehov'un sorgu yargıcı hikayesidir. Ama yerleştirilmiştir. Bize uygun hale getirilmiştir. Adeta Çehov'dan alınmıştır, Çehov'un elinden. Bu anlamda 1890'lı yıllarda geçen bir Çarlık Rusya hikayesinin meselesinin de hakikaten 1900'lü yıllarda geçen bir filmin içine bu kadar rahatlıkla yerleştirilebiliyor olması da insanın bitmeyen trajedisinin, insanın bitmeyen hikayesinin evrenselliğine dair bir tespittir bence. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, tekrar Çukur dizisiyle ilgili bir soru gelmiş. Bu kadar popüler olmasının... Ben Çukur'dan ayrıldım ama... Ben Çukur'dan çıktım ama Çukur benden çıktı. Sloganları var galiba. Ben Çukur'dan çıktım. 2 yıl oldu diyorum ama hala Çukur hikayeleri devam ediyor. Yok, hala merak ediliyor hocam. Yani şöyle söyleyebilirim. Daha genel olarak sorayım. Yani bu tarz yapımların aslında bu kadar popüler olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Bu kadar sevilmesini neye bağlıyorsunuz? Toplumu analiz edip... Biraz tehlikeli oluyor şimdi doğrusu. Bu yüzden senarist arkadaşlarım, yapımcıların daha dikkatli davranmalarını ümit ederim. Çünkü nasıl bir çağda yaşıyorsak giderek gerçeklikle kurmaca, sinema böyle bir şeyi bahşediyor. Bu bir sinema adına aslında bir şans gibidir demiştim söyleşinin başında. Ama
gerçekle kurmacanın ayırt edilemiyor hale gelmesi tehlikeli. Böyle bir mahalle yok. Yani hiç, polisin girmediği, her gün silahların sıkıldığı böyle bir mahalle yok. Bu bir distopya, yani bu uydurulmuş bir yer. Ama bazen ben bile sokakta yürürken sanki bıraksam İdris Koçovalı geliyor deyip bana böyle yolları falan açıp elime ayağıma sarılan insanlarla karşılaşınca insan üzülüyor ve birazcık da hayret ediyorsunuz. Niye bu hale geliyor? Böyle bir şey. Ama şunu anlıyorum. Başlarda yaratılan dünya, Çukur'un yarattığı, Çukur'un gösterdiği dünya, aile kavramının öne çıkartıldığı, dayanışmanın öne çıkartıldığı, feda duygusunun altının çizildiği ve insanların kendilerini orada hissetmek istedikleri, orada olmak istedikleri bir dünyayı da gösterdiği için insanların doğal olarak inanıp sevdiği bir dünyaydı ve bu yüzden de tutuldu. Tabii daha şaşırtıcı olan da şuydu. Sosyal anlamda değişik kastlardaki grup, meslek, yaş, entelektüel seviye anlamında da çoğunun ortak buluştuğu bir yer gibiydi. Yani bir bunu bir örnekle şöyle söylemiştim. Bir yolculuk yapıyordum da beni götüren taksi şoförü de Çukur seyrediyor. Arabamı otoparka bırakıyorum. Otoparktaki çocuk da Çukur seyrediyor. Uçağa biniyorum. Yanımda bir öğretim üyesi ya da bir finans yöneticisi, uçaktaki komşum da Çukur seyrediyor. Aşağı iniyorum. Bir yerde söyleşi yapacağım. Oradaki üniversite öğrencileri de Çukur seyrediyor. Bu enteresan bir skalaydı. Bu beni şaşırtıyordu. Bu kadar geniş bir ortaklık yaratılıyor olması. Ama biz, sektörün bu tarafında olan, bunu üreten, yaratan insanlar için sürdürülebilir değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Daha sağlıklı koşullarda, daha insani koşullarda ve daha kısa sürelerle sanki çekiliyor olması lazım. Ya da ucu sonu belli, ucu açık değil de işte artık şu anda yaygın olan 8 bölüm, 16 bölümlük, 32 bölümlük neyse ya da bir sezonluk diziler olmalı. Bu kadar uzun sürmemeli. Yani 150 dakika, 160 dakika dizi olmaz. Reklamlarla doldurmuş bir dizi olmaz. Çünkü kendi içinde de giderek mantığını kaybediyor. Sarkıyor. Ve uzuyor. Ve kendini tekrara düşüyor. Ve söyleyeceğim şey, arkadaşlar bunların hepsi hayali şeyler ve hani buradan bir şey beklemeyin. Sonuçta bu film ve kurmaca bu. Üstelik çabucak tüketilen de bir şey. Bunu söyleyebilirim. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi iki soruyu birleştireceğim. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Yani bugünün Türk sinemasını nasıl bulduğunuzu merak etmiş. Bugünün Türk sinemasına karşı yani nasıl buluyorsunuz gidişatı ve Netflix gibi platformların, bu dijital platformların aslında sinemanın sonunu getirdiğini düşünüyor musunuz şeklinde bir soru var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sinemamızın Netflix'ten önce de, pandemiden önce de, pandemiyle birlikte ve bu platformlarla birlikte de yaşadığı, başına gelen meseleler yeni değil, eskiye dayanıyor. Ben pahalı bir iş yaptığımızı bildiğim için, endüstriyel bir iş yaptığımızı bildiğimiz için sürdürülebilirliğe çok önemserim. Yani ilk filmini çeken yönetmenler ve daha sonra hiç sinemaya tekrar devam edememiş yönetmenler mezarlığına dönmemeli alanımız. İkinci, üçüncü ve daha sonraki filmlerinde çekme şansı bulmalı. Yani filmler dolaşıma girmeli, salon bulmalı, seyircisiyle buluşmalı. O dönüşümlerden finans, sermaye oluşmalı. Ve her anlamda ve her koşulda Kültür Bakanlığı'nın halen var olan, sürmekte olan desteği artarak devam etmeli. Bu böyle. Sadece Türkiye'nin değil, uluslararası anlamda da dünyanın yaşadığı bir
sorun olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim içinde yer aldığı sinemanın, art house sinemanın, ana akım sinemanın dışındaki bağımsız sinemanın, belki öyle tarif etmek lazım. Benzer sorunları epeydir yaşadığımız ortada. Bu anlamda Türk sinemasını bekleyen şey bir hayatiyeti, sürdürülebilirliği, finans sorunu, destek sorunu, salon sorunu. Bir kere bu halen sürmekte olan bir sorun. Mutlaka buna içine Kültür Bakanlığı'nın da bileşenlerden biri olarak katıldığı, meslek örgütlerinin de işin içinde yer aldığı biçimde çözümler üretilmeli. İkincisi, bu çözümlerin şeyi çok çeşitlidir. Yani değişik destekler, özel salonlar, işte belli seanslar işte filan, yani fonlar, bir sürü şey söylenebilir. İkincisi hikaye, senaryo yani. Bizim iyi hikayelere, güçlü hikayelere, sağlam senaryolara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de bu tür kaynakları, bu tür yazarları besleyecek, onların, senaristlerin bizim modern Türk edebiyatıyla, bizim öykücülerimizle, romancılarımızla buluşmasını sağlayacak işler olmalı. Zengin bir alan açılmalı. Yönetmenlerin önüne çok seçenekler sunulmalı. İyi hikayeler, iyi hikayeciler çıkmalı. İyi senaryolar, güçlü senaryolar yazılmalı. İkincisi bu. Netflix tekelleşmeyi de beraberinde getiriyor. Yani bir finans meselesini çözüyor gibi gözükse de ufukta böyle bir tehlikenin olduğu gözüküyor. Ama eninde sonunda, belki de söyleşinin ortalarında geçti ya, eninde sonunda benzerlerinden farklı kılacak olan şey bizim hikayelerimiz. İyi senaryolarımız. Senaryosuz film olmayacak. Netflix'in de eninde sonunda para dökeceği, yapımcılığını üstleneceği işlerde aradığı şey iyi hikayeler, iyi senaryolar. Bu bizim hem bizi koruyacak olan, hem de bizi güçlendirecek olan şey, farklılandıracak olan şey bu. Bu yüzden okumaya, yazmaya devam. Hocam, bir öğrencimiz Semih, yeni bir film çekme arzusu var mı? Varsa ben reji ekibinde olabilir miyim? Bana böyle bir fırsat sunabilir mi diye sorar. Elbette var. Bir yönetmen ne düşünür? Bir film bitince hemen ikincisini düşünür. İkincisi bitince üçüncüsünü düşünmeye başlar. Ömrüm oldukça film çekmeye devam edeceğim. O kardeşimiz de herhalde eninde sonunda bir şekilde yolumuz kesişir. Eğer çok istiyorsa olur. Hocam, bir de Oğuz arkadaşımız, genç sinemacılara önerileriniz nelerdir diye sorar. Tabii ki senaryo konusundaki önerilerinizi. Ve çok film seyretsinler. İyi filmler seyretsinler. Ve çok kitap okusunlar. Ve mutlaka yazsınlar. Bu küçük notlar olabilir, fikirler olabilir, küçük sinopsisler olabilir, hikayeler olabilir. Lütfen çok okusunlar ve çok film seyretsinler. Hocam, filmlerin endüstriyel ve sanat filmi olarak ayrılmasını doğru buluyor musunuz diye bir soru gelmiş. Doğru ya da yanlış buluyorum diyemem ama böyle bir gerçek var. Bu bir gerçeklik ve yeni bir şey değil bu. Öteden beri bu böyle. Herkesin aynı vasatta buluşmasını beklemek mümkün değil. Ana akım sinemada olsun, devam etsin. Orada da ciddi anlamda sinema emekçisi iş buluyor, nasipleniyor, evini geçindiriyor. Orada da bir sektör var, bir dönen, bir endüstriyel süreç var. Ama burada da benim de içinde yer aldığım bir sinema felsefesinin öne çıkartıldığı bir başka sinema tarzı var. Bence ikisinin de olmasında beis yok. İkisi birbirinin önünü kesmiyor bence. Kendi yolculuklarını sürdürüyorlar diye düşünüyorum. Hocam, Hava Nur Hanım TÜYAP'ta sizinle görüşmüş sanırım, Samsun'dan katılıyormuş söyleşimize. Öğrencilerine bir mektup göndermişsiniz. Size sevgilerini iletmemi istedi. Çok selam Hava'ya. Tabii ki. Hava Hocam'a selam ve sevgilerimi. Öğrencilerine de kuşkusuz. Yeni filmi için seyircisi bol olsun. Kitap uyarlamasıyla benzeşen yönleri var mıydı diye de sormuş. Ne uyarlamasıyla? Kitap uyarlaması var. Olduğu için benzeşen yönlerini, ama çok onu var,
açıklamıştınız zaten. Uğur, ilk önce bu söyleşiyi ayarlayıp bu büyük değerli ustayı bizimle buluşturduğunuz için teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Ercan Hoca da bu yoğunluk içinde bize zaman ayırdığı için kendilerine ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Devlet memurluğunu bırakıp sizi oyunculuğa iten sebep neydi diye sormuş. Biraz geç bir giriş oldu. Devlet memurluğunu bırakmış. 90'lı yıllar ve İstanbul'a gelişim aynı yıllarda. Uzunca bir süre sadece yine kendi mesleğimi ve özel sağlık sektöründe ancak yapabildim. 2000'li yılların ortasında ancak 2008'di, 2006'dır, 2007'dir 3 Maymun'un senaryo çalışması. Bu yüzden devlet memurluğundan özel sağlık sektörüne, özel sağlık sektöründen de sinemaya uzanan bir yolculuk oldu. Nedir bunu istediğim, yani bunu bu kadar bir risk aldığımı düşünmüyorum doğrusu. Fark etmişsinizdir. Nasip Sadayız'ın içerisinde, Nasip Sadayız kitabının içerisinde de bir cümle olarak geçer. Hayatımız risk almaya değer. Tekrarı yok çünkü. Bu yüzden ne olur kafalarındaki şeyi ertelemesinler. Hayallerini hele hiç ertelemesinler. Hocam, bir tıp fakültesi öğrencimiz yazmış. Ya bu bağlamda hani siz de bir hekim olduğunuz için aynı zamanda size kendisine çok ilham verdiğinizi söylemiş bir tıp fakültesi öğrencisi olarak. Çok ağır bir eğitim ve meslek hayatını tecrübe ederken ilgilendiğimiz sanat dallarına nasıl yönelebileceğimiz anlamında bizlere neler söyleyebilirsiniz diye sorar. Tabii ki hekimlik, tıp fakültesi öğrencisi olmak da çok zor, çok yoğun süreçlerden geçilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bu anlamda sanat nasıl besliyor acaba sizi? Hekimliğin kendisi bir sanattır zaten. Yani bir zanaat değildir. Yani bir hekimliği kendi dışındaki bir meslekten ayıran en önemli özelliği de tam da budur. Yani onu bir avukattan, bir mimardan ya da bir ayakkabı tamircisinden ya da neyse işte bir boncuk ustasından, camcıdan ayıran özelliği onun zanaat olmamasıdır. Hekimlik sanattır. Hekimlik hastayı dinleme sanatıdır. Hekimlik hastasını bir başka hasta diğerinden ayırt edebilme sanatıdır. Her hasta kendi dünyasıyla gelir, kendi hikayesiyle gelir. O yüzden onların hiçbirisi için rutin standart davranamazsınız. Her hastayla yeniden başka bir dünyaya açılırsınız. Bu anlamda hekimlik bir şanstır. Sanatla uğraşacak olan, yazacak, çizecek, çekecek olan arkadaşlarımız için hakikaten hekimlik mesleği bir şanstır. Kuşkusuz başka mesleklerden de çok fazla sinemaya giren insan vardır. Zaten baktığınızda tanıyabildiğiniz, bilebildiğiniz, sevdiğiniz birçok benim yaş grubumdaki insanın mesleği farklı farklıdır ve çoğu setten gelmemiştir. Ustası yoktur. Bildiğim kadarıyla işte Nuri Bilge Ceylan elektronik mühendisi, işte Tayfun Pirselimoğlu metalürji mühendisi ve ressam. Reha bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nden, Derviş Sayın da yine Boğaziçi tarih mi felsefe mi oradan biliyorsun. Benim yaş grubundaki arkadaşlarımın çoğu zaten setten gelmeyen mühendis, avukat ya da işte doktor bizimki gibi. Yağmur Taylan, Taylan kardeşler Yağmur psikiyatristtir mesela, hekimdir. Yapmamıştır ama sinemayla uğraşmaya devam eder. Kardeşi Durul endüstri mühendisi bildiğim kadarıyla. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece bu kuşağa ait bir şey değil bu, tespit değil. Hani çok sevdiğim ustam benim kitabında yazdığım Metin Erksan sanat tarihi mezunudur Mimar Sinan'dan. Setten gelmemiş olmak dezavantaj gibi gözükse de çünkü ustanız yok ve çok yalnız başlarsınız işe. Bence sinema dışındaki alanlardan edindiğiniz deneyim ve birikim sette çok işinize yarar. Hayatınızı çok kolaylaştırır. En azından benim için böyle oldu. Hep söylediğim gibi o hekim hikayeleri, o psikolojiyle olan ilişkim, antropolojiyle olan yoğunluğum
beni senarist ve yönetmen kimliğimde çok besledi. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizin de çok vaktinizi aldım. O yüzden çok fazla soru var ama burada ben Deniz Hocam'a da söz vermek istiyorum. Dekanımız da şu anda bizimle birlikte. Ona da çok teşekkür ediyorum ayrıca desteklerinden dolayı bana. Deniz Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bana renk istemedim. Ercan Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çünkü araya girmek istememin sebebi şu, biz öğrencilerle zaten hep iç içeyiz, hep beraberiz. Bu özellikle COVID günlerinde, pandemi günlerinde onlarla sürekli online görüşmeler yaptığımız için sizi dinlemek, sizi duymaları bizim için çok kıymetliydi. O noktada araya girmek istemedim. Hatta bir ara korktum. Okan Hocam söz alınca dedim ki, Okan Hocam şimdi elini alıyor sazı. Ercan Hocam'a söz gelmeyecek. Yok. Çünkü o da çok, özellikle Türk sineması alanında çok böyle sizi hayran hayran hep anlatır. Biz böyle kendi aramızdaki söyleşilerimize, tartışmalarımıza çok kulaklarınızı sizlerin çınlatıyoruz. Tabii sizin anlatmış olduğunuz, aktarmış olduğunuz bilgiler, öğrencilerimizin herhalde feyiz alabileceği, örnek alabileceği, deneyimleyebileceği önemli noktalara değindiniz. Bu noktada tekrardan teşekkür ediyorum. Hekimlikten sinemaya giden yolu aktarırken tabii ki biraz şeyi aklıma getirdi. Kahramanın yolculuğu böyle gözümün önüne geldi. Joseph Campbell'ın. Orada benim de çünkü ona benzer bir anım var. Nedir işte, esnaflıktan akademisyenliğe geçiş yolum var. Dolayısıyla da ama öyle bir şey ki direkt akademisyen değil de esnaflıktaki yaşamış olduğum deneyim ve oradaki kurmuş olduğum her telden, her dilden iletişim kurmuş olduğum insanlarla birlikte yaşamış olduğum o deneyimi şimdi öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Açıkçası çok önemli oluyor bu. Sizin deneyimleriniz, oradaki hekimlikte yaşadığınız okumalar çok olsun, oradaki dinlemeler olsun. Çok kıymetli. O noktada öğrencilerimiz bence bunları ciddi anlamda not almalılar. Kendilerine yeni bir felsefe oluştururken bence bunlara da değer vererek hareket etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer nokta, tabii sinema güldürebiliyor, düşündürebiliyor, ağlatabiliyorsa ve burada sınırları zorlayabiliyorsa kesinlikle başarılıdır. Ve biz bunda zaten sizin sayenizde çokça görüyoruz, bize yaşatıyorsunuz. Bu anlamda da tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Okumak dediniz, bence çok kıymetli. Biz zaten senaryo yazacak çocuklar mesela genellikle hocam konu bulamıyoruz, hocam işte zorlanıyoruz. Ya arkadaşlar diyorum, zaten konu bulmayacaksınız. Konu size gelecek. Konunun da size gelebilmesi için okumanız gerekiyor. Yani okumadan konu size gelmez. O yüzden de bol bol okumak, bol bol araştırmak ve hatta okumanın dışında da çok izlemek lazım. Birçok filmi, birçok diziyi gerekirse, tabii ki usta yönetmenleri takip etmek, onların yapmış oldukları yaklaşımları görmek. Hatta bunu yaparken de belli bir dönemden sonra, evet okuyacağız, izleyeceğiz ama birazcık da izleyici rolünden kopmamız da gerekecek belli bir dönemden sonra. Ne bileyim, bir senarist gibi izlemek, ne bileyim işte bir kurgu operatörü gibi izlemek, bir yönetmen gibi bakmak, bir eleştirmen gözüyle de bakmak artık gerekecektir. İşte görmeyle bakma gibi bir durumdan bahsediyoruz. Ki bu çok kıymetli. Bir diğer nokta çukur dedi herkes. Onun da bir sebebi var hocam. Onu da ben altını çizeyim. Yani televizyonla sinema arasında evet bir ilişki illaki var. Ama arada şöyle bir değişik bir uçurum var. Sinema sever, sinema izleyicisi ve sinema eleştirmeni ya da sinemaya ilgi duyan insanlarla televizyon izleyicisi arasında biraz da fark da var. Örnek veriyorum, sinemayı işte 10 kişiden biri çok seviyorsa televizyonu 3 kişiden 2 kişi izliyor. Şimdi arada o kadar çok böyle bir popüler bir kültür olduğu için televizyonda da. Dolayısıyla da size şu anda Çukur dizisinden önce sinema severler vardı. Çukur dizisinden sonra da televizyon severler artık sizi tam olarak tanıdığı için. Siz o kimlikten bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu konuda da çok zor hocam. Dolayısıyla bunun da altını çizmekte fayda var. Bir diğer nokta, şunu da söylemek istiyorum. Deneyimlerimizi yine paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iletişim fakültesi olarak biz çok mutlu olduk sizlerle birlikte olmaktan. Hem hocamıza birlikte olduğu için hem de Selin hocamıza ve Okan hocamıza da, radyo televizyon sinema programındaki değerli arkadaşlarımıza da bu webinarı bizlere kazandırdı. Ercan hocamızı bizlerle buluşturduğu için ben yine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ve Ercan hocamıza da tabii başarıların hep daim olmasını ve kendisini sürekli hem yönetmenlik hem senaristlik hem de oyunculuk anlamında da tekrardan görebilmek ve bu konuda da başarıların devamını diliyorum hocam. Bir de son cümle olarak da şunu söyleyeyim, ez cümle. Hikayesi olmayanın filmi olmaz dediniz. Kesinlikle katılıyorum. Öğrencilerimiz bence bu cümleyi kendilerinin bir parçası ilan etsinler ve bunu sürekli bir kağıda yazıp sürekli yanlarında taşısınlar. Gerçekten bunu unutmamak gerekiyor. Bu noktada bundan sonraki süreçte de hepimizin sağlıkla
kalması dileğiyle diyorum ve bundan sonraki dönemde de sizlere de tekrardan başarılar diliyorum Sayın Hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Son sözleri sizlerden alalım. Selin çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki böyle bir buluşmayı gerçekleştirdin. Sağ olsun. Deniz Hocama da teşekkür ediyorum. Onun bıraktığı cümleyi bir ekleme yaparak belki bitireceğim. Doğru. Hikayesi olmayanın filmi olmaz. Kendi hikayesine bakmayı bilmeyen de bir başkasının hikayesini anlatamaz. Bu yüzden başımıza gelenler, yaşadıklarımız ve onlara dair tefekkürümüz çok kıymetli. Kendileriyle hesaplaşmaktan, kendi hikayelerini analiz etmekten, kendileriyle yüzleşmekten, kendilerini zorlamaktan çekinmesinler. Yoksa kendi acısını bilmeyen bir başkasının acısını içselleştiremez, onunla özdeşleşemez, onun hikayesini yazamaz, çekemez. Kendimize karşı da cesur ve açık olmalıyız. Bu kişinin kendi olgunlaşma süreciyle ilgili de bir şeydir. Sinema insanı olgunlaştırır. Sinema insanı sakinleştirir. Yazmak insana terapötik şeyler bağışlar. Sinemanın bizzatihi kendisi de zaten hep söylerim terapötik bir süreçtir. Yani ışıklar kapanır ve siz orada bir başka dünyadan, bir başka dünyayı izleyerek kendinize dair dersler çıkartırsınız. Yazmak da buna çok benzer. Her oyunculuk süreci, her senaryo süreci benim değişerek dönüşerek çıktığım süreçlerdi. Bu yüzden bazen şunu söylemekten hiç imtina etmem. Ben sinemadan, ben hekimlikte edindiklerimle sinemada hızlı yol aldım. Tamam. Ama sinemadan edindiklerimle de daha farklı, daha sakin, daha iyi bir hekim oldum. Ya da öyle olduğumu düşünüyorum, öyle olduğumu zannediyorum. Bu yüzden arkadaşlarım kendilerini bir şeyle sınırlamasınlar. Uzmanlaşmak çoğu zaman insanı ketleyen bir şeydir. Gönüllerini, ruhlarını, kafalarını açık tutsunlar. Okumaya, yazmaya, seyretmeye, düşünmeye devam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim hocam. Yeni çalışmalarınızı, projelerinizi sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Evet. Tekrar zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Nazlan Hanım'a da çok selamlarımı iletin lütfen. Onu da çok keyifle izliyoruz. Çok geçmiş olsun tekrar. Umarım sağlıkla sizi tekrar izlemek nasip olur. Nasipse Adayız'ı da tekrar öğrencilerin de izlemesini tavsiye ediyorum. Ben çok keyifle izledim. İyi akşamlar diliyorum hocam. Sevgiler. İyi akşamlar. Yine selamlar, saygılar Sayın Hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler katkılarınız için. Hoşça kalın. Arkadaşlar teşekkür ederiz herkese katılımınız için. Burada bitiriyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.